Dünyanın en romantik şehirlerinden birinden merhaba arkadaşlar. Prag'a geldik. Fresh on the way ile yeni rotalarınızda sırada Prag var. Haydi Avrupa'ya firmasıyla biliyorsunuz ki güzel bir tura çıkmıştık. 13 günde 15'e yakın ülkeyi göreceğiz. Bazıları çok kısa sürdü tabii, içinden geçtik gittik ama şu anda 6. ülkemizdeyiz. Prag'dayız. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dayız. Ben bu şehre 4-5 kez geldim. Hemen hemen bütün mekanları gezdim ama bir günde gezeceğimiz bu şehri size mümkün mertebe dış mekanları anlatmaya çalışacağım. Çünkü müzelere girmeyi çok isterim ama maalesef şu anki euronun durumu düşününce her birine 15 euro, 20 euro vermek benim için zor olacaktı. O yüzden ben de size bir göstereyim. Artık isteyenler girerler. Zaten daha önce çektiğim görüntüleri de videolara koyacağım. O müzelerin ya da binaların içini göreceksiniz. O zaman hazırsanız gezimize başlayalım. Tarafında giderken önümüze bir yer çıktı. Orası da eski sanatoymuş. Benim listemde yoktu aslında ama böyle bahçeyi görünce hemen bir daldık. Şöyle muhteşem bir yer çıktı arkadaşlar karşımıza. Burası eski senato. Az önce geçtiğim yolda bütün Yunan tanrılarının, Athena'sı, Zeus'u, Apollon'u hepsinin sıralandığı yer arkadaşlar. Burada da böyle çok güzel bir havuz ve muhteşem bir tavan süslemeli bir yapı var. Eski senato dedim ama Çek Cumhuriyeti parlamentosunun başka bir yerde olduğunu biliyorum çünkü. Demek ki burası daha önce kullanılan bir yermiş. Kaleye doğru giderken tam alt kısımda. Hani yolunuzun üzerindeyken mutlaka girin. Şu an gerçekten çok güzel bir parktayız. Belki ışıktan dolayı çok anlamıyorsunuz ama çok tatlı bir yer. İşte buradan sonra yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanacağız. Arkadaşlar burada Prag'ın en eski barını bulduk. Bakın 1375 yılından beridir bu mekan hizmet veriyormuş. Herhalde binası sonradan değişmiştir. Kaleye giden yolda merak edenler için buraya koyuyorum. Sırada Prag'ın simgesel yapılarından bir tanesi olan Aziz Vitus Katedrali var arkadaşlar. Burası dünyanın en ünlü katedrallerinden bir tanesi. Çünkü muhteşem gotik mimarisiyle, 130 metreden yüksek kulesiyle, 600 yılda tamamlanan hikayesiyle, yani bu gördüğünüz eser 600 yılda tamamlanmış arkadaşlar. 13. yüzyıldan beri yapımına başlanmış. Şehrin simgelerinden bir tanesi. Prag Kalesi denilen bölgede de tam ortasında bulunuyor. O yüzden hani Prag Kalesi denince insanların daha çok aklına bu katedral geliyor. Gördüğünüz gibi kalabalıktan da anlayacağınız üzere inanılmaz ilgi çekici bir noktadayız. Vitraylar muazzam. Yani her bir vitrayda arkamda gördüğünüz cam süslemeleri muazzam. Gotik mimarının bütün örneklerini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben burada büyüleniyorum gerçekten. Zaten dünyada birkaç tane kilise vardır. Bu gotik mimarı beni bu kadar etkileyen Notre Dame gibi, burası gibi. Milano biraz daha farklı. Ama burası muazzam. Belli bir noktaya kadar ücretsiz girebiliyorsunuz. Bakın şu noktaya kadar. Ama şu koridorları gezmek istiyorsanız, arkamda gördüğünüz koridorları 8 euro yanılmıyorsam bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama yetiyor zaten. Orası biraz daha Hristiyanlar için daha önemli. Orada kutsal görülmesi gereken insanlar var. İşte buradan sonra da artık Prag Kalesi'ni gezmeye devam edeceğiz. Bulunduğum alan arkadaşlar Prag Kalesi'nin tam merkezi. Şu anda arkamda Aziz Vitus Katedrali, bu tarafta başka bir kilise. Yani şöyle söyleyeyim, 130 metre genişliğinde, 570 metre uzunluğunda muhteşem bir kaleden bahsediyoruz. Burası 9. yüzyıla dayanan bir geçmişi var. Doğal olarak UNESCO Kültür Mirası listesine de burayı sokmuşlar arkadaşlar. Burada neler mi var? İşte dediğim gibi katedral var, birkaç tane kilise var. Golden Lane adı verilen dünyanın en renkli sokaklarından bir tanesi var. Küçük dükkanlar, saray var, sanat müzesi var. Yani şu aslında yarım gün bile sürmeyecek mekanları gezerek aslında Prag'ın bir nevi en önemli kısmını gezmiş oluyorsunuz. Zaten diğer kısmı da Old Town kısmıdır. Stermaster dediğimiz Old Town kısmı. Orada zaten buradan sonra iniyorsunuz. Aynı zamanda burada muhteşem bir Vltava nehri ve Prag manzarası da var arkadaşlar. O yüzden buraya mutlaka yarım gününüzü ayırın diyorum. Ondan sonra yolunuzu devam edebilirsiniz. Prag Kalesi'nin
İkinden devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan artık böyle yokuş vurduracağız. Çıkarken bayağı yorulmuştuk ama inerken kolay olacak. Buradan yan tarafta Golden Lane var. Yani buranın altın yolu gibi bir şey. Siz 11 euroya bir bilet alıyorsunuz. O 11 euroya az önce katedralin iç kısmında o gezemediğimiz kısmı, buradaki iki tane müzeyi ve altın yolu da gezebiliyorsunuz. Biz tabii bunu bilmiyorduk. Açıkçası bu da benim ne olduysa yorgunluğuma geldi sanırım. Bizim gezdikten sonra buraya gelince artık ona gerek kalmadı. Biz de Golden Lane'i bu seferlik pas geçiyoruz. Zaten renkli bir sokak. Görüntülerde görüyorsunuz şu anda. Ben onu bir arkadaşımdan istemiştim o görüntüyü. Onun dışında işte buradan artık Lennon Duvarı'na doğru aşağı doğru ineceğiz. Yolda birkaç tane renkli mekanı size göstermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Hello. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bakalım yolda bizi artık neler bekleyecek. Şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar hemen Prag Kalesi'nden aşağı doğru inerken sağ tarafta bizi karşılayan Lobovskij koleksiyonu. Bu 700 yıllık bir ailenin, Lobovskij ailesinin koleksiyonu arkadaşlar. Kendileri bu Prag'da politikadan savaşa kadar, savunma sanayinden birçok konuda inanılmaz önde gelen prestijli ailelerinden bir tanesi. Kendine ait koleksiyonlar iki defa hem Naziler hem de Ruslar tarafından çalınmış. Ama şu anda onlar 2007 yılından beri de bu müzede sergileniyor. Yine o biletle burayı gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka onun dışında yani söyleyecek olursam çok güzel duvar süslemeleri var. Güzel bir kafesi var. Dünya ünlü Baragel'in, Walaskes'in resimleri de burada sergileniyor arkadaşlar. Burayı da gezip yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kaleden çıktıktan sonra hataya düşmeyin. Hemen çıkmayın yani demek istediğim. İleride burada South Gardens adı verilen işte batı bahçeleri var. Gördüğünüz gibi muhteşem bir Prag manzarası eşliğinde çok güzel bir rekreasyon alanından böyle yürüyorsunuz. Ağaçlar var sağlı sollu. Burada güzel dinlenebilirsiniz. Çünkü biraz yorucu oluyor. Bakın size biraz manzarayı da şöyle yakından göstereyim. Aman Allah'ım. Gerçekten Adolf Hitler'in neden bu şehre kıyamadığını görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı boyunca Adolf Hitler'in dokunmadığı ender şehirlerden bir tanesi. Çünkü Prag aşığı kendisi. Şu karşı gördüğünüz zaten işte Old Town bölgesi. Bu taraf işte Barut Kulesi. Pardon bu değil, bu köprünün başındaki bir tane daha var. Şu arkalarda bir. Şu ileride çok siyah görünmüyor şu anda. İşte meşhur Charles Köprüsü şu tarafta. Aşağısı zaten işte meşhur o sokakların, Kafka'nın müzesinin olduğu kısımlar. Burada da artık az önce içinden gezdiğimiz Prag Kalesi'nin dış duvarları. Yani şu anda mekan gerçekten çok güzel, huzur verici ve mevsim de Haziran olduğu için çok güzel bir zamanda geldik. Şimdi biraz daha gezmeye devam edeceğiz. Kale altından eski bölgeye giden bu yolu çok seviyorum arkadaşlar. Sağlı sollu yüksek duvarlar olsa da ara ara o üzüm bağlarının arasından Prag manzaraları karşınıza çıkıyor. Yani çıkarken diğer yolu kullanmanız daha mantıklı. Orada çok fazla merdiven yok. Burada merdiven olduğu için inerken böyle çok daha rahat iniyorsunuz. Böyle kendinizi akışa bırakıyorsunuz. Şu anda biz de bu yoldan yaklaşık bir 15-20 dakika sonra artık iyice aşağı nehir seviyesine inmeye başlayacağız. Orada güzel böyle birkaç tane sokak ev var. Kafka'nın müzesi falan var. Bulabilirsek Nazım Hikmet'in oturduğu Slavya kafeye gideceğiz. Ondan sonra da artık Old Town'a doğru devam edeceğiz. Prag'da pek çok çeşme göreceksiniz arkadaşlar ama çoğunun üzerinde içilemez su yazıyor. Bakın şöyle tabelalar var ama mesela bunda içilebildiğini söylüyor. O yüzden yanınıza şişelerinizi atmayın. Boş şişelerinizi suyla doldurun. Buz gibi su akıyor. Çünkü su maalesef pahalı euro ile yani TL cinsinden hesaplayınca aslında ucuz ama bize pahalı. O yüzden böyle soğuk soğuk sularınızı için. Bakın buz gibi. Ve Bıtlava Nehri diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Balkanlarda ve Avrupa'daki birçok ülkeden böyle kocaman nehirler geçer. Hatta Türkiye açısından en çok kıskandığım şeylerden bir tanesi budur. Bizde de binlerce nehir var ama neden kullanamamışız şehir planlamasında? Çok az şehrimiz var biliyorsunuz. Prag'da da Bıtlava Nehri geçiyor. Üzerinde onlarca köprü var arkadaşlar. Hepsi taşımacılık için uygun nehirler bunlar tabii ki Tuna ile birlikte. Ve gördüğünüz gibi karşıda işte Barut Kulesi,
Charles Köprüsü, Old Town'un en güzel kiliselerinin kuleleri, Saat Kulesi, Opera Binası, şudur budur derken seyrine doyum olmayan bir olay çıkmış ve burada tekne turları da yapılıyor. Su çok iğrenç kokuyor, onu da söyleyeyim. Muhtemelen yosunlaşmış artık. Yani öyle bizdeki gibi atık boşaltılmaz ama farklı nedenlerden dolayı biraz kirli bir su. Ama dediğim gibi muhteşem bir ambiyans. Özellikle bu kuğulu fotoğrafların çekildiği tam yer burası. Şu anda kuğular yok. Muhtemelen başka yere gitmişler ama aa, bir tane orada ördek ölmüş. Ama burası güzel yer. Ve şimdi de arkadaşlar meşhur Praglı yazar Kafka'nın müzesine geldik. Kafka kimdir? Önce öyle bir anlatalım size. Kafka Almanca konuşan Yahudi bir ailenin oğlu. Hayatı boyunca hep dışlanmış ve içine kapalı bir çocukluk geçirmiş. İşte bu da o dönemleri yaşatmak adına, gelecek nesillere kendi yaşadıklarını anlatmak adına kendini yazarlığa bulmuş ve dünyanın en ünlü edebi insanlarından biri haline gelmiş. Prag'daki yönetimler de onun adını yaşatmak, onun eserlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu mekanı müzeye çevirmişler. Ama buraya gelmemizin en büyük sebebi de arkamda gördüğünüz bu havuzu size göstermekti. Burası dünyanın aslında en ilginç havuzlarından bir tanesi. İki tane adam, bunların vücutları dönüyor, metal bunlar, mekanik bir sistem. Ve Prag, daha sonra Çek Cumhuriyeti haritasını işiyorlardı. Bu böyle bir şeyi başka hiçbir yerde göremezsiniz ama şu anda şansınıza bir tamirat var. Bir daha herhalde restore ediyorlar. Ama ben size bunun görüntülerini, daha önce çektiğim görüntüleri koydum, izlediniz. Maalesef bu sefer bir şansımız olsun, göremedik. Bu müzeye de girmek istiyorsanız 8 Euro'luk bir giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Şimdi buradan sonra daha bu arada bu müzede hemen Charles Köprüsü'nün kaleye çıkan kısmında bittiği gibi sağ tarafta sizi bekliyor olacak. Burası da böyle. Şimdi artık yavaş yavaş Charles Köprüsü'ne, ardından Lennon Duvarı'na gideceğiz. Prag'ın en ünlü yöresel lezzetlerinden bir tanesi arkadaşlar böyle tarçınlı kurabiyeler. Böyle Shrek'ten hatırlarsınız belki, o kurabiye adam vardır. Onun şeklinde harika böyle rengarenk paketlerde süslenmiş şeyleri görebiliyorsunuz. Tabii farklı versiyonları da var. Şu an mesela şu gördüğünüz paket yaklaşık 4 euro civarında. Bunun gibi böyle küçük, daha küçükleri de var, daha büyükleri de var. Böyle güzel bir hediyelik eşya alabilirsiniz, kendinize tadabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı ve şirin bir yerdeyiz şu anda. Çok ilginç bir yere geldim arkadaşlar. Burası dünyanın en dar merdivenlerinden bir tanesi. Karşıdan biri geldiği zaman geçemeyeceğiz tabii ki. Burada kırmızı yanıyor. Bunun yeşil olmasını bekliyorsunuz. Ondan sonra karşıya geçebiliyorsunuz. Şöyle bir geri çekelim. Bekleyelim. Ve şu butona basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda yeşil yanıyor ama yolu ihlal edenler var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda onu beklemek zorundayım. Ve gördüğünüz gibi işte tekrar geçiyorum. Şöyle hızlanalım. Bye. Sırada çok ilginç bir yer var arkadaşlar. Neden ilginç? Çünkü Prag'la aslında çok alakası olmayan bir yer değil. Hani o dokuya çok uygun değil ama bu renkler bile o kadar yakışmış ki. Çünkü biraz daha aslında tarihi bölgelere, farklı bir duvarına John Lennon, Beatles'ın ünlü grup üyesinin duvarı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kendisi bir suikaste kurban gitmişti ve onun için, onu anma adına böyle güzel bir duvar yapmışlar. Birçok grafiti var. Adolf Hitler'den tutun da diğer devlet büyükleri, ünlü sanatçıdan, hatta artık pandemiyle ilgili bir şeyler daha eklenmiş. Sürekli reklamalar da yapılıyor. Önünde de John Lennon'ın ünlü şarkı sözleri de var arkadaşlar. Değişik bir yer. Buraya yıllar önce geldiğim zaman da çok hoşuma gitmişti ama duvar bayağı büyümüş ve bayağı eklemeler yapılmış. Burası da Malastrana dediğimiz bölge. Yani yine kalenin tarafında hemen Charles Köprüsü'ne çok yakın bir yerde. Hani buraya da mutlaka gelin. Çok renkli fotoğraflar çekebilirsiniz. Zaten kalabalıktan da belli oluyor. Bayağı burada bir talep var. Buradan da artık yavaş yavaş karşı tarafa geçebilirsiniz. Bulunduğum bölge Malastrana bölgesi arkadaşlar. Burası 12. yüzyıldan beri, devam eden bir yerleşik hayata sahip bir bölge. Burada çok önemli eserler var. Zaten Prag Kalesi'nden indikten sonra sizi ilk karşılayacak olan düzlük bu bölge. Şu anda yanında geçtiğimiz Az Nikolas Kilisesi, ileride Charles Köprüsü'nün girişi, Lennon Duvarı, birçok şey bu bölgede bulunuyor. Zaten şehrin en
böyle meydandan sonraki en işlek kısmı, turistik kısmı, turistlerle dolu bir yer. Oteller, restoranlar, barlar, her şey bu bölgede. Buraya da mutlaka zaten ihmal etmeni demeyeceğim artık. Çünkü zaten Çağız Köprüsü'nün diğer tarafına geçtiğiniz gibi otomatikman bu bölgeye gelmiş oluyorsunuz diyorum ve Aziz Nikolas Kilisesi'ne devam ediyorum. Şu anda arkamda gördüğünüz kilise Aziz Nikolas Kilisesi arkadaşlar, ama bunu Old Town'daki ile karıştırmayalım. Eski bölgede biliyorsunuz ki orada bir tane devasa bir kilise var. Burası Malastrana bölgesindeki kilise. Burası 12. yüzyıla hizmet veren bir kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilmiş. 17. yüzyıla, daha doğrusu 18. yüzyılda yapılmış bir kilise. Barok mimari burada öne çıkıyor gördüğünüz gibi arkamda. İçeride Benedict ve Nikolas'ın tasvirleri var. Tavanlarda güzel resimleri yapılmış, freskler var. Ancak içeriye giriş burada 5 euro arkadaşlar. Yani açıkçası ben dini mekanlara para verilmesi konusunda hakikaten anlayamıyorum. İtalya'ya gittiğiniz zaman böyle bir şey kesinlikle göremiyorsunuz ama ben buraya girdiğimi hatırlıyorum ücretsizdi, ama şu an burası da ücretli olmuş. Şu anda bizim için yani ortalama her bir müzeye girmek, her bir şeye girmek ciddi anlamda çok zor. Çünkü 5 ile 18'i çarptığınız anda yani maalesef yani bir şu kiliseye girmek için de 90-100 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Daha önce gördüğüm için yine bunun mutluluğuyla en azından size gelip gezmenizi tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi diyorum ve artık yoluma devam ediyorum. Charles Köprüsü'nün yanından geçerken böyle uzağa baktığınız zaman sizi şu değirmen karşılıyor aslında, ama pek çok zaman bunu görmek için insanlar gitmiyor. Çok güzel ambiyansı olan bir kafenin karşısında bulunan su değirmeni mutlaka görülmesi gereken yerlerden arkadaşlar. Yani 2-3 seferdir o köprüden geçerken hep uzaktan görmüştüm, ama bu sefer yanına geldim, çektim. Biraz arka taraflarda ama yolu biraz bulmak zor, ama değiyor gelmesi. Burayı da gördükten sonra devam edebilirsiniz köprüde. Ve şehrin, hatta dünyanın en ünlü köprülerinden bir tanesi olan Charles Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar, ya da Karl Köprüsü. Şu anda bulunduğum köprü tamamen yaya trafiğine açık olan bir köprü ve 15. yüzyılda yapılmış bir barok harikası. Yani Prag denince o muhteşem ikonik fotoğraflarda hep bu köprüyü gördük. Özellikle böyle sabah erken saatlerde gün batımında gelirseniz ve gece de gelirseniz, çok geç saatlerde boş yakalarsanız muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada 30'a yakın ünlü din adamının heykeli bulunuyor. Ama burada Napoleon'un heykeli çok önemli. Çünkü ona şöyle inanıyorlar. Eğer kendisinin eline dokunursanız, ya da ayağı da olabilir, Prag'a tekrar gelecek istiniz gibi inanç var. O yüzden insanlar bayağı bir eline ayağına dokunuyorlar. Hatta belki ondan kapatmışlardır bilmiyorum, ama ya da bir restorasyon da olabilir. O da tam köprünün orta kısmında bulunuyor. Onun dışında bakın karşıdaki siyah kuleden artık yavaş yavaş Old Town bölgesine giriş yapıyorsunuz. O kuleye de çıkıp muhteşem bir Prag manzarasını da izleyebilirsiniz. Şimdi bu kısmı da anlattıktan sonra artık nehrin diğer tarafına doğru geçebiliriz. Az önce yanlış bilgi vermişim arkadaşlar. Bakın el burada dokunulan, arkadaşın da dokunduğu gibi. İşte insanlar gelip buraya dokunuyorlar. Burası da işte Aziz Nikolik'in eli anlamına geliyor. Ya da artık evet böyle bir garip bir şeyler yapıyorlar ama tam anlayamadım. Gördüğünüz gibi olay buymuş demek ki, biz de öğrenmiş olduk. Bunu yaptık herhalde, o zaman tekrar Prag'a geleceğiz biz de. yılında Villa Munich ve Gradic Garty tarafından yaptırılan dans eden evin önündeyiz arkadaşlar. Dancing House diye geçiyor. Bu modern, fütüristik bir tasarım. Prag gibi bir tarihi bir şehirde gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerin başına gelen bir yer olmayı başardı. Şu anda hemen Lata Nehri'nin kıyısındayız. Yaklaşık Charles Köprüsü'nden 1,5 kilometre falan yürüyünce bu iki bina sizi karşılayacak. Kültür merkezi olarak inşa edilmiş ama yukarısında bir bar da var, teras bar da var. İsterseniz içeriye gezebilirsiniz, ama daha çok buraya gelip komik fotoğraflar çekmek için insanlar yoğun bir ilgi gösteriyor. Şimdi biz de geldik, gördük, yolumuza devam ediyoruz. Ve yine çok acıktık arkadaşlar. Bu sefer Rus mutfağını denemek istedik. Pelmenerna'ya geldik arkadaşlar. Belki telaffuz yanlış olabilir, emin değilim. Burası Rus
yemeklerini servis eden, daha doğrusu dumpling adını verdiğimiz Rusların böyle perminar diye hatırlıyorum. Mantı tarzında bir şey servis ediyorlar. Geyiklisi var, etlisi var, domuzlu var, vejetaryeni var, mantarlısı var, birçok çeşidi var. Polonya'daki biraz pierogi'ye benziyor, bizim mantıya benziyor. Gürcistan'daki yanılmıyorsam hingele benziyor. Biz de burada şimdi güzel bir yemeğimizi yiyip gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yeme zamanı arkadaşlar. Ben geyik etli olanı seçtim. Şöyle güzel bir yoğurtla, biraz daha hani ekşi bir yoğurtla servis ediyorlar. Bakalım, şöyle içine kocaman eti düştü. Az önce bir Instagram için çekmiştim. Şöyle göstereyim. Bildiğimiz mantının böyle büyük etli hali. Bizden bir lezzet diyelim. Çünkü beğendim. Bu aralar böyle çok kuru yediğimiz için iyi geldi. O zaman bize afiyet olsun. Sırada şehrin en ünlü meydanlarından bir tanesi olan Vaclav Meydanı var arkadaşlar. Bu devasa alan Çekoslovakya ülkesinin ayrılması sırasında yaşanan birçok gösterinin, tarihteki birçok büyük mitingin düzenlendiği, organize edildiği yer. Hatta günümüzde bile birçok etkinlik yine bu koca meydanda yapılıyor arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz müze de arkadaşlar, şu altın yeşil yaldızlı müze de Narodni Müzesi. Tarihi bütün eserlerin, Çek Cumhuriyeti ile ilgili olan birçok eserin sergilendiği en büyük müzelerden bir tanesi arkadaşlar. Bunun sonunda da artık Old Town bölgesine bu taraftan giriş yapabiliyorsunuz. Etrafta restoranlar, barlar, oteller, birçok şey de bu koca meydanın etrafına dizilmiş şekilde. Şimdi artık Old Town'a gitme zamanı. Sırada şehrin savunma kulelerinden bir tanesi olan Barut Kulesi var arkadaşlar. The Powder Tower diye geçiyor. Şu siyah ikonik kule yine Prag'ın simgelerinden. 1565 yılında 2. Vladislav'a ithafen, ona hediye olarak yapılan bir kuleden bahsediyoruz. Tamamen savunma amaçlı yapılmış bir kule. Yukarıya 70 kron karşıda çıkıp panoramik bir şehir manzarası sunan terasını çıkabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Onun dışında da söyleyeceğim, 65 metrelik bir kule. Güzel bir noktada buradan artık başlıyorsunuz. Belediye binası derken Tin Meydanı'na kadar, yani o meşhur astronomik saatinin olduğu meydana buradan gidebiliyorsunuz. Gelmişken de bu kuleyi görmeyi ve buraya çıkıp çevreyi izlemeyi de ihmal etmeyin. Prag'da sık sık bu tarz küçük galeriler görmeniz mümkün. Bakın, bu bulunduğumuz yer tamamen geri dönüşümle yapılan eşyaların sergilendiği, satıldığı yerlerden bir tanesi. Her yerde bu tarz metal tasarımlar var. Gerçekten çok ilginç bir şey bu. Böyle köpek balığı şeklinde bir araba var burada arkadaşlar. Avrupa'da çok ilginç müzeler var arkadaşlar. Ben yıllar önce bu müzeyi gezmiştim. Burası da işkence müzesi. Bakın, Museum of Torture diye. Yani girip burada dünya tarihinde kullanılmış bütün işkence aletlerini görebiliyorsunuz. Şu an girebiliyor muyuz? Evet, girebiliyoruz ama Şu an 5 dakika ara varmış. Bakın, karşıda görüyorsunuz böyle garip garip aletler. İşte bu işkence aletleri burada sergileniyor. Böyle ilginç müze sevenler için tavsiye ederim. Ve Madame Tussauds da arkadaşlar burada var. Hemen hemen bütün Avrupa başkentlerinde Madame Tussauds Müzesi'ni görmeniz mümkün. Yani ben benzerlerini çok gezdim. O yüzden bu dönemde, Euro'nun bu döneminde şu anda bir 25-30 Euro vermeye kalbim dayanmaz. O yüzden eğer böyle bir bal mumu heykelleriyle dünyanın en ünlü insanların bal mumu heykellerini görmek istiyorsanız bu müzeye giriş yapabilirsiniz. Bakalım mesela içeride kim var, bir örnek olarak çekelim. İşte bu şekilde Hollywood yıldızlarının ya da ünlü devlet adamlarının, sporcuların bal mumu müzelerini görebiliyorsunuz. Prag'ın yine sembolik yapılarından bir tanesi olan Tin Kilisesi'ne geldik arkadaşlar. Ön tarafı çok dar olduğu için biraz genişten anlatıyorum. Arkamda gördüğünüz bu çift kuleli gotik kilise Prag'daki en ünlü mekanlardan bir tanesi. 15. yüzyıl eseri arkadaşlar. İçeride Madonna heykelinden Meryem Hanım tasvirlerine kadar onlarca küçük heykel ve freskler var. Aynı zamanda bu kilisenin eski adı da Meryem Ana Kilisesi. Özel etkinlikler dışında içeri girişte ücretsiz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi şu anda bulunduğumuz Prag'daki meydanda bu eşsiz eser bulunuyor. Akşam ışıklandırması da gerçekten çok güzel. Buraya gelip özellikle fotoğrafçıların fotoğraflamalarını da tavsiye ederim. Şimdi bu alanda bulunan mekanları tek tek anlatmaya devam edeceğim. Prag Old Town'ın tam merkezi olan Old Town Square'a geldik arkadaşlar. Burası
dünyanın en ünlü meydanlarından bir tanesi, en çok turist çeken meydanlarından bir tanesi, tam bir tarihe tanıklık eden, binlerce yıllık, yüzlerce yıllık kiliselerin, eserlerin olduğu bir meydan. Hemen zaten ünlü astronomik kulesi arkamda. Bunları birazdan tek tek anlatacağım bu arada. Tin Kilisesi arkada. Hatta buraya Tin Meydanı da diyorlar diye biliyorum. Ondan sonra sen Aziz Nikolas'ın Old Town'daki kilisesi arkamda. Onun dışında birçok işte Madame Tussaud, İşkence Müzesi, burada başka bir müze, onlarca da müze var. Zaten restoranlar bütün binaların altında. Yani günün yarısını bir insan buraya gelip sadece zamanını geçiriyorlar. Bir sürü etkinlik yapıyor. Noel Pazarı da burada kuruluyor. Yani inanılmaz bir meydan. Dediğim gibi yıllardır buraya gelirim ve her gelişimde yine hayran kalırım. Akşam burası bambaşka olur. Bu sefer akşam göremeyeceğiz otobüs yolculuğumuzdan dolayı ama maalesef böyle bu sefer diyelim ama inşallah bir dahaki sefere geliriz. Şimdi diğer mekanları size tek tek bu gösterdiğim mekanları anlattıktan sonra artık Charles Köprüsü'ne doğru gidip videoyu tamamlamayı düşünüyorum. Bakalım neler gelecek. Şimdi sizi çok acayip bir yere getirdim arkadaşlar. Bakın burası son zamanların ünlü kitap tüneli. Şimdi çok korkmaya hazırlanın arkadaşlar. Bakın. Yani ilk görünüşte böyle çok uzun bir kule görünebilir ama tamamen işte fizik kuralları ikiye karşılıklı aynanın yansımasıyla muhteşem bir tünel oluşturmuşlar arkadaşlar. Yani buraya gelmişken Tin Meydanı'na yakın bu kuleyi mutlaka görmelisiniz. Dünyanın en ünlü astronomik saatine hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz 1410 yılından beri çalışan bir saatten bahsediyoruz. Master Hanus tarafından yaptırılan bu saat 600 yıla yakındır çalışıyor. Sadece 50 yıl çalışmadı. O hikaye gelince şöyle anlatayım. Bu saati birçok kral istemişler kendi ülkelerinde ama dönemin kralı Sırp Hanus bu saati başka bir ülkede yapmasın diye onun gözlerini dağlamış. Bu acıya dayanamayan Hanus da kendini yedirememiş ve kendisini bu saat kadrajlarından aşağı sarkıtarak intihar etmiş. Mekanizmasını bozulan saatte 50 yıl boyunca uğursuzluk getirileceğine inanıldığı için çalıştırılamamış arkadaşlar. Sonra 50 yıl sonra tekrardan hizmete açılmış. Böyle trajik bir hikayesi de var bu saatin. 12 tane burç. Her saat başında dönüyorlar arkadaşlar. Yani her saat başına demeyelim de saat 6 ve 12'de tamamen dönüyorlar. Ama diğer saatlerde 2'şer, 3'şer, 1'er tane falan dönüyorlar. Onun dışında 3 tane astronomik saat var. Bunlar da yine burçlara göre, güneş saatine göre ve ay saatine göre birçok saat kadrajları var. Her iki tarafta da bakın görüyorsunuz 3'şer tane heykel var. Bunların ikisi açgözlü, diğeri de kibri temsil ediyor. Yani böyle arkadaşlar muazzam bir saat zaten. Yukarıda çıkıp bu kuleden de Prag manzarasını da izleyebiliyorsunuz. Zaten yine Tin Meydanı'ndayız. Yani Old Town Square'deyiz. Prag denince aklına gelen en ikonik yerdeyiz kısacası. Şimdi buradan sonra da artık son mekanları anlatıp artık ben de dinlenmeye çekileceğim. Birçok videoda görmeyeceğiniz bir mekana geldik arkadaşlar. Burası da Kalpe Slavia. Burası neden önemli? Çünkü Nazım Hikmet sürgündeyken yazılarını yazdı, mektuplarını yazdı, oğlunu özlediği o güzel şiirlerini yazdığı yer bu kafe arkadaşlar. İçeride onun da bir resmi var şu an görüntülerde gördünüz. Sadece Nazım Hikmet değil tabii ki birçok edebi insan da bu kafeyi kullanmış. Böyle bu Lava Nehri ve Prag manzarasıyla esinlenerek çok güzel edebi eserler ortaya çıkarmış. İşte burayı da gördükten sonra artık biz de tükendik ve sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ve muhteşem bir geziyi daha tamamlıyoruz arkadaşlar. Prag gezisi bugün burada bitmiştir artık. Gerçekten çok yoruldum. Bir sürü mekanı gezdik bir günde. Prag'da gezebileceğiniz tüm mekanları koymaya çalıştım. Haydi Avrupa'ya ile birlikte çıktığımız bu uzun yolculukta ortaladık diyebiliriz. Yarın da Amsterdam'a gideceğiz arkadaşlar. Benimle kalmaya devam edin. Çok güzel rotalar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.